Sayın Başkan'la görüşmeye geldim. Buyurun efendim, sizi bekliyorum. Hayırdır Sayın Müsteşarım? Bu ani ziyaretinizi neye borçluyuz? Abdüley'i çobanı almaya geldim Sayın Başkan. Yanlış yere geldiniz. Burası Polat Alemdar'ın makamı değil. Sayın Başkan, Abdüley'in elinizde olduğunu biliyoruz. Size yanlış bilgi vermişler. Abdüley'le bizim bir ilgimiz yok. Beni neden burada tutuyorsunuz? Onu sen anlatacaksın Abdüley. Neyi anlatacağımı söyle, anlatayım. Yalçın Yıldız'la birlikte Gladio'ya hizmet ediyorsunuz. Kafayı mı yedin sen Alper? Benim sana verdiğim fotoğrafları tahrif edip içine Ercüment'i yerleştirdin. Sonra da öldürdün. Sen bu söylediklerine inanıyor musun? Benim neye inanıp neye inanmadığımın önemi yok. Madem Gladio'nun üstüne gidiyoruz, her türlü üstüne gideceğiz. Fotoğrafları niye değiştirdin? Ben fotoğraf falan değiştirmedim. Zarftan çıkanı abiye verdim. Zarfı sen ve Ahmet'ten başkası bilmiyordu. O zaman Ahmet'e sor. Bana ne soruyorsun? Ahmet'i Polat Alemdar öldürdü. Öldürdüğüne göre fotoğrafı değiştiren odur. Benim burada olduğumdan abinin haberi var mı? Yalçın Yıldız'la telefon konuşmalarım var. Seninle de var. Sen de mi gladyocusun? Değilim. Ama Yıldız gladyocu. Abi aramamı söyledi, aradım. Beni ne alakadar eder kimin kim olduğu? Ben bana verilen emri yerine getiririm. Her şeyi Polat Alemdar'ın emriyle yaptım diyorsun yani. Birileri sizi tuzağa düşürüyor. Gladyocu mu arıyorsun? Kurumunuzun içinde arayın. Kimin emrinde çalışıyorsun? Davut Tataroğlu'nun. Onun babasını soruyorum. Henüz tanışma şerefine nail olamadım. Fotoğrafa Ercüment'in görüntüsünü koyma emrini kimden aldın? Davut Bey söyledi. Yalan söylüyorsun. Polat Alemdar, bilmediğin şeyler var. İşte ben de senden onları duymak istiyorum. Altında kalırsın. Artık bu işin peşini bırak. Zaten çok fazla ileri gittin. Bunun sonu yok. Neyin altından kalkıp neyin altından kalkamayacağımdan sana ne? Sen sorduklarıma cevap ver. Gladio'nun medya ayağını sen mi yönetiyorsun? Ben sadece bana verilen emirleri yerine getiriyorum. Holding'in patronu belli. Emirleri nereden alıyor ben bilmem. Sen Davut'un her dediğini yapsan, holdinginiz ticaretle ilgilenirdi. Üstüne vazife olmayan şeylerle değil. Davut Tataroğlu'nun emirlerini yerine getirmemek hususunda kafama göre takılmıyorum. Ha işte, ben de onu soruyorum. Kime göre hareket ediyorsun? Bütün olup bitenden, yaptığım her şeyden Sayın Başbakan'ın haberi var. Onun talimatlarıyla hareket ediyorum. Yalan söylüyorsun. Üçüncü defa yalan söylüyorsun dediğimde bir defa daha yalan söyleyecek bir dilin olmayacak. Bana inanmıyorsan ara Sayın Başbakan'ı, ona sor.
Bağlayın. Evet Sayın Alemdar. Yalçın Yıldız mı? Yalçın Yıldız bana bazı konularda bilgi verdi. Beşinci adam ya da değil. Lütfen kendisini serbest bırakıp bana gönderin. Sizden bu konunun peşini bırakmanızı rica etmiştim. Lütfen gereğini yapın. Başka bir husus var mı? Yok efendim. Teşekkür ederim. Ben size söylemiştim. Ne dedi usta? Serbest bırakmamızı istedi. Bu şerefsiz gladyocuyu. Telefonlar dinleniyor ya Memati, ondandır. Başbakanın telefonunu kim dinleyecek usta? Bunlar. Lütfen artık beni çözer misiniz? Herhalde Sayın Başbakan'ın talimatına aykırı hareket etmeyeceksiniz. Yok, aykırı hareket etmeyeceğim. Seni Bulut'a teslim edecek. O seni başbakanlığa götürecek. Usta, bayram geçti. Ama yine de kurban kesilir, değil mi? Memati, bundan kurban olmaz ama biz kasabın işine karışmayalım. Memati'yi öldüremezsek çocuğu da öldürürüz. Hastaneye birilerini yollayın. Bu işi bitirin. Tamam ağa. Abdüley nerede? Sayın Başkan ellerinde olmadığını söylüyor. Evet. Böyle bir bilgim olmadığını söyledim. Bilginin başında oturuyorsunuz. Gerekli bütün birimlere sordum. Onlar yok dediler, siz de inandınız öyle mi? Sayın Başkan, biraz daha ısrar ederseniz bunu şahsıma yapılmış bir hakaret olarak kabul edeceğim. Sizinle baş başa konuşmak istiyorum. Eğer Sayın Müsteşar şahsi olarak algılamazsa. İki kurumun arasındaki mesele. Müsaadenizi istiyorum. Bana ihtiyacınız olursa herhangi bir şey için elimden geleni seve seve yaparım. Teşekkür ederim. Sayın Müsteşar Abdüley için gelince yok demek zorunda kaldım. Kendisinin şahsıyla ilgili bir meselem yok. Ama KGT'nin içerisinde sızmalar olduğunu düşünüyorum. Abdüley nerede? Kendisi bizim misafirimiz. Ne münasebet benim adamımı alıp sorguluyorsunuz? Bir sorgu söz konusu değil. Sadece bazı bilgilere ihtiyaç duyduğumuz için kendisine başvurduk. Bilgi karşılaştırması yapıyoruz. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sayın Alemdar, sizin adamınız gladyocu olamaz mı? Olamaz. Kayınpederiniz gladyocu çıkıyor da adamınız mı çıkmıyor? Kayınpederimin gladyocu olduğunu biliyorum. Siz bilmezken ben biliyordum. Şimdi siz bana diyorsunuz ki senin adamın gladyocu. Gladyocu demiyorum. Olabilir diyorum. Yani bana gladyocu diyorsunuz.
Bunu kişiselleştirmenin bir anlamı yok. Her kişinin, her kurumun içinde gladyocu çıkabilir. Sizinkileri de ben alıp sorgulayayım o zaman. Varsa söyleyin, biz gereğini yapalım. Hah işte, ben de onu diyorum. Varsa bir bildiğiniz, söyleyin gereğini yaparım. Siz hatayla ihaneti karıştırıyorsunuz. Benim adamlarım hata yaparlar ama ihaneti asla. Abdüley'in Yalçın Yıldız'la tuhaf bir ilişkisi var. Kendisine ilettiğimiz fotoğrafı tahrif ettiğini tespit ettik. Yanlış tespit etmişsiniz. Kimin, neyi, niye yaptığını biliyorum. Abdüley'le konunun hiç alakası yok. Yalçın Yıldız'ı aldım, sorguladım, serbest bıraktım. Peki neden serbest bıraktığınızı öğrenebilir miyim? İstediğimi yaparım. Size hesap mı vereceğim? Umarım bize hesap vermek zorunda kalmazsınız. Kendi adamın, fotoğrafçı Ahmet Gladyocu çıkıyor. İşi benim adamımın üstüne bırakmaya çalışıyorsun ya. Bunu sizin yanınıza bırakmam. Abdüley Çoban'ı serbest bırakın. Bu ülkede bir tek siz bağımsız, diğer herkes bir yerlerin adamı değil. Satılmışlar herkesin yanında olabilir. Sizin de Ünsal'ında. Ben de bunun peşini bırakmayacağım. Bir kendini saymadın başkan.